Açık Öğretim Ortaokulu, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 8. Sınıf, Ünite 7, Ünite Özetleri. 7. Ünite, Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası. Atatürk'ün ölümünün yansımaları. Atatürk, tarihin yetiştirdiği büyük liderlerden biridir. Atatürk'ün askeri dehası, milli mücadeleyi kazanmamızda önemli bir rol oynamıştır. O sadece Türk milletinin değil, dünyadaki birçok lider ve halkın da gönlünü fethetmiştir. Atatürk'ün en büyük eseri bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Atatürk şu sözleriyle Cumhuriyete verdiği önemi ifade etmiştir. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Atatürk ömrünü milletine adamış, yurdunu ve milletini büyük bir sevgiyle seven bir liderdi. Hayatının son dönemlerinde hastalıktan güçsüz düşmüş olmasına rağmen yurt gezilerine çıkmaktan geri durmamıştır. Doktorlarının ısrarla dinlenmelisin uyarılarına rağmen milleti için çalışmaya devam etmiştir. 1938 yılının Mayıs ayında Güney illerine çıktığı gezide iyice hastalandı ve Dolmabahçe Sarayı'nda dinlenmeye çekildi. Doktorların tüm çabasına rağmen Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde saat 9'u 5 geçe vefat etti. Kurtarıcını ve en büyük evladını kaybettin Türk milleti. Sen sağ ol, babamızı kaybettik. Büyük şefimiz Atatürk dün sabah hayata gözlerini yumdu. Kasım günü Atatürk'ün naaşı çok sevdiği halkının ziyaretine açılarak Dolmabahçe Sarayı'nın salonuna konuldu. Atatürk'ün naaşı daha sonra trenle Ankara'ya getirilerek 21 Kasım 1938'de geçici olarak Etnografya Müzesi'ne konuldu. Atatürk'ün kalıcı mezarının yapılması için çalışmalar başlatıldı. Yapılacak anıt mezar için proje yarışması yapıldı. Değerlendirme sonunda Türk Mimarlarının Anıtkabir Projesi kabul edilerek inşaata başlandı. 10 Kasım 1953'te Anıtkabir'in yapım aşaması tamamlanarak Atatürk'ün naaşı buraya nakledildi. Atatürk yurdunun her köşesini çok seven bir liderdi. Bunun içinde yurdun dört bir yanından getirilen topraklar naaşın olduğu yerdeki özel bölümlere yerleştirildi. Ankara Etnografya Müzesi. Anıtkabir. Atatürk'ün ölümü yurt içinde ve yurt dışında derin bir üzüntüye neden oldu. Atatürk'ün ölüm haberiyle birlikte yurdun üzerine bir hüzün bulutu çöktü. Yurdun dört bir köşesinde yaşayan herkes atası için gözyaşı döktü. Atatürk'ün ölümü gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına tüm halkı yasa boğdu. O günlerde yayımlanan gazetelerde yer alan manşetler Türk halkının atasını kaybetmesi sonrası yaşadığı büyük üzüntüyü özetler nitelikteydi. Halkın sonsuz matemi. Dün on binlerce halk mukaddes tabutun önünde huşu ve hürmetle eğildi. İstanbul ebedi şefe gözyaşlarından çelenkler sunuyor. Atatürk'ün ölümü sonrası yurt içinde bazı şair ve yazarlarca şu sözler söylenmiştir. A. Rıfkı Atay, onsuz fakat ona bin kere verdiğimiz bir tek namus sözüyle kaldık. Eserini ve davasını korumak ve yükseltmek, bizler için hayatın manası varsa bu yemini yerine getirmek için yaşamaktır. Celal Bayar, seni sevmek, saygı göstermek her Türk vatanseverinin milli ödevi ve namus borcudur. Mareşal Fevzi Çakmak, unutulmaz Atatürk'ün büyük hatırası Türk ulusu kadar ebedidir. Yunus Nadi Abalıoğlu, ey büyük Türk milleti, Atatürk sana üzerinde şaşmadan yüzyıllarca yürüyeceğin eserler ve ilkeler bıraktı. O eserlerle ilkeler ışığında çalıştıkça büyük evladınla kucak kucağa yaşamakta devam edeceksin. Atatürk, insanlık tarihinin az yetiştirdiği dahi askerlerden biriydi. Milli mücadele yıllarında göstermiş olduğu kahramanlık ve askeri dehası
tüm dünya liderleri tarafından da her zaman takdirle karşılanmıştır. Atatürk'ün liderliğinde Türk halkının gerçekleştirdiği bağımsızlık mücadelesi dünyadaki tüm mazlum milletlere örnek olmuştur. Bu yüzden de Atatürk tüm dünyanın sevdiği ve takdir ettiği bir liderdir. Atatürk milli mücadele sonrası yaptığı yeniliklerle ve dünya barışı için gösterdiği çabalarla da dünya uluslarınca her zaman beğeni toplamıştır. Şimdi de dünya liderlerinin 10 Kasım 1938 sonrası söylemiş oldukları aşağıdaki sözlerle ulusal gazetelerde çıkan manşetleri okuyalım. 1938 Suriye Ekabil gazetesi: Atatürk'ün ölümü yalnız Türk milleti için değil, onun benzerine çok muhtaç olan bütün Doğu milletleri için de bir büyük kayıptır. 1938 yani Mihal Metaksas Yunan başkanı: Atatürk'ün devlet yönetimi ve yaptığı inkılap yalnız Türkiye'yi değil bütün dünyayı etkilemiştir. İngiliz basını: Atatürk adı kadar çağdaş hiçbir isim büyük bir saygı telkin edememiştir. 1938 İran Tahran gazetesi: Atatürk gibi insanlar bir kuşak için doğmadıkları gibi bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerinin tarihinde hüküm sürecek insanlardır. Mısırlı yazar Aziz Hakkı: Atatürk'ün ele avuca sığmaz iradesi ve olağanüstü yönetimiyle Türkler ve Türkiye ruh ve cisim olarak tamamen değişmiştir. Türk halkı kuvvetli ve gururlu bir ulus, Türkiye bayındır bir ülke olmuştur. Artık Türkiye dostluğu aranan bir ülkedir. Fransız basını: Yeni Türk harflerini öğretmek için şehir şehir dolaştı. Herkes onu meydanlarda bir kara tahtanın başında yazmak bilmeyenlerin elini kendi eline alarak onlara tebeşirle isimlerini yazdırırken gördü. 1938 Winston Churchill, İngiltere Başbakanı: Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk milletini yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın onun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye'nin atasına değer bir görünümden başka bir şey değildir. Franklin Roosevelt, ABD Başkanı: Benim üzüntüm iki türlüdür. Önce böyle büyük bir adamın kaybından dolayı bütün dünya gibi üzgünüm. İkinci üzüntüm ise bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır. İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçilmesi. Mustafa Kemal Atatürk'ün hastalığı ilerlemişti. Büyük lider Kasım ayının başlarında komaya girmişti. Bugünlerde yeni cumhurbaşkanının kim olacağı konusunda şiddetli tartışmalar yaşanıyordu. 10 Kasım 1938 tarihinde Atatürk'ün vefatı üzerine Meclis Başkanı Mustafa Abdülhalik Renda vekaleten Cumhurbaşkanı oldu. 11 Kasım'da ise meclis yeni cumhurbaşkanını seçmek için olağanüstü toplandı. Yapılan gizli oylamada İsmet İnönü Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı seçildi. İsmet İnönü dün ittifakla ve alkışlarla Cumhur'u reisi seçildi. İsmet İnönü bu sabah ittifakla Cumhur reisi seçildi. Yeni Cumhur reisi her cümlesi şiddetle alkışlanan çok mühim bir nutuk söyledi. Seçim sonuçlarının meclis başkanınca duyurulmasından sonra İsmet İnönü meclise gelerek yemin etti. Yeni cumhurbaşkanının seçilmesinden sonra Celal Bayar kabinesi usulen istifasını verdi. İnönü yeni kabineyi kurmakla yine Celal Bayar'ı görevlendirdi. Yeni Celal Bayar kabinesinde önemli iki değişiklik dikkati çekiyordu. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın yerine Doktor Refik Saydam, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın yerine Şükrü Saraçoğlu getirilmişti. Bu değişiklikler İnönü'nün işaret ve tavsiyeleriyle yapılmıştı. İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığı görevini 1950 yılına kadar devam ettirmiştir. 1950 genel seçimlerinden sonra C.
CHP iktidarı Demokrat Parti'ye bırakırken İsmet İnönü de 1960 yılına kadar ana muhalefet partisi genel başkanlığı yaptı. 27 Mayıs askeri müdahalesinden sonra kurucu meclis üyeliğine seçildi ve 10 Kasım 1961 tarihinde başbakanlığa atandı. 1965 yılında bu görevden ayrıldıktan sonra milletvekili olarak siyasi yaşamını sürdürdü. 1972'de toplanan CHP Kongresi'nde kendi desteklediği grubun Bülent Ecevit'in listesi karşısında yenilgiye uğraması üzerine genel başkanlık ve milletvekilliğinden istifa etti. İsmet İnönü 25 Aralık 1973 tarihinden ölünceye kadar anayasa gereğince Cumhuriyet Senatosu tabi üyeliği yapmıştır. CHP Genel Merkezi. DP iktidarı aldı. Demokrat Parti dün akşama kadar 357 milletvekili çıkarmış bulunuyordu. Bunun bugün 400'e yaklaşması çok muhtemel. Atatürk'ün bıraktığı eserler. Mustafa Kemal Atatürk, çocukluk ve gençlik yıllarından itibaren çevresindeki ve ülkesindeki sorunlara duyarlı olmuş bir kişidir. Daha ortaokul yıllarında başarılı ve planlı oluşuyla öğretmenlerinin dikkatini çekmiştir. Derslerinde her zaman başarılı olan Mustafa Kemal, yabancı dile de ayrı bir merak duymuştur. Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü Selanik ve Manastır gibi şehirler kültürel ve ekonomik yönden gelişmiş yerlerdir. Bu şehirlerin sosyo-kültürel yapısı Mustafa Kemal'in kişiliği ve fikri hayatı üzerinde doğrudan etkili olmuştur. Mustafa Kemal daha çocukluk yıllarından itibaren çok yönlü kişiliğiyle dikkat çekmiştir. Mustafa Kemal askeri bir deha, başarılı bir devlet yöneticisi olarak her dönemde takdir toplamış bir liderdir. Atatürk okumayı çok severdi. Yerli ve yabancı binlerce yazarın eserini defalarca okumuş, onlardan notlar çıkarmıştır. Okumuş olduğu bu yerli ve yabancı kitaplar onun ufkunu genişletmiştir. Hayatının her döneminde okumaya önem veren Mustafa Kemal kendisi de birçok eseri kaleme almıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı eserler. Almancadan çevirisini yaptığı ilk kitap Takımın Muharebe Talimi 1908. Atatürk'ün nutukta da söz ettiği eser Cumalı Ordugahı, Süvari, Bölük, Alay, Liva Talim ve Manevraları 1909. Birinci Tabiye Meselesinin Halli 1911. Bölüğün Muharebe Talimi General Karl Litzmann 1912. Cephede okul defterine yazılan anılar Anafartalar Muharebatına ait tarihçe 1915. Cephede okul defterine yazılan anılar Arıburnu Muharebeleri raporu 1915. Doğu Cephesi Ateşi Altında yazılan anılar kitabı Hatıra Notları 1916. Emirlerin yazılmasına dair öğütleri 1916. Atatürk'ün yasaklanan kitabı Zabit ve Kumandan ile Hasbihal 1918. Atatürk'ün unutamadığı Karlovery hatıraları Karsbad'da geçen günlerim 1918. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın bir ay süren Batı Anadolu gezisi tutanakları Eskişehir-İzmit konuşmaları 1923. Nutuk ilk baskı 1928. Profesör Doktor Afet İnan adıyla yayımlandı. Vatandaş için medeni bilgiler 1930. Atatürk'ün unutulan kitabı Güneş Dil Teorisi üzerine ders notları 1935. Atatürk'ün matematiği sevdiren kitabı Geometri 1937. Şimdi de Mustafa Kemal'in yazdığı kitaplardan bazılarını daha yakından tanıyalım.
Bölük Muharebe Eğitimi olarak yayınlanan eser, meskun yerlerde muharebe, savunma ve taarruz konularını kapsamaktadır. Meskun yerlerin sınırlayıcı durumlarının muharebeye etkisi, savunma mevziinin seçimi, savunma mevziinin hazırlanması, ateş sahalarının temizlenmesi, ateş taksimi, ateş tutmayan ölü bölgelerin kapatılması ve mevziin işgali gibi savunmanın esasını oluşturan konular işlenmiştir. Ayrıca taarruzda birliğin aldığı tertip ve düzen, ilerleme, ateş üstünlüğü, ihtiyatların kullanılması gibi taarruz harekatında her zaman karşılaşılacak konular ele alınmıştır. Gençkurmay 10 Yüzbaşı Mustafa Kemal Atatürk tarafından Almanca aslından tercüme edilen ve bağlı olduğu ordunun eğitimine katkısı olan bu eserden yeni nesillerin de faydalanabilmeleri için bugünkü Türkçe'ye çevrilmiştir. Cumalı Ordugahı, Makedonya bölgesinde köprülü iç tip yolu üzerinde bulunmaktadır. Bu ordugahta 3. Süvari Tümen Komutanı Tuğgeneral Subhi Paşa'nın komutası altında kurulan bir süvari tugayına eğitim ve manevra yaptırılmıştır. Bu manevraya katılan Mustafa Kemal, Cumalı Ordugahı adlı eserini yazmış, süvari, bölük, alay, tugay eğitim ve manevralarını anlatmıştır. Mustafa Kemal bir kurmay subay olarak teorik bilgilere önem vermekte, ancak askeri tatbikat ve manevralardan sadece katılanların yararlanmasını yeterli görmemektedir. Bu yüzden 10 gün süren bu tatbikat sırasında tuttuğu gözlem notlarını, hazırlanan meseleleri ve komutanların yaptıkları eleştirileri yazmış, bol kroki ile küçük bir broşür haline dönüştürmüştür. 12 Eylül 1909'da tamamladığı bu eseri Selanik'te 1909 yılında matbaa harfleriyle basılmıştır. Eser 39 sayfa, metin ve 7 adet krokiden oluşmaktadır. Takımın Muharebe Eğitimi. Bu kitap Berlin Askeri Üniversitesi eski müdürlerinden General Litzmann'ın Seferber Mevcudunda Takım, Bölük ve Taburun Muharebe Talimleri adlı eserinin ilk bölümünü oluşturmakta olup, Selanik'te 3. Ordu Karargahı'nda görevli kurmay kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal tarafından Almanca'dan Osmanlıca diline çevrilmiş ve 1908 yılında Selanik Asır Matbaası'nda basılmıştır. Kitabın özü, seferi tam mevcutlu bir takımın değişik hava şartları ve çeşitli arazide basit bir mesele içinde muharebe yöntemlerinin uygulaması, avcı hattı teşkiliyle bir avcı hattının ateş muharebesi üzerinde toplanmaktadır. Mustafa Kemal Paşa, subayların arazide yetiştirilmesini amaçlayan tatbikatın önemini vurgulayan bu eserini 1911 yılında 5. Kolordu Harekat Şube Müdürü iken yazmıştır. Bu eserde karşılıklı olarak Kırmızı ve Mavi Muharebe Birliklerinin Selanik-Kılkış arasında yaptıkları savunma ve taarruz uygulamalarının değerlendirilmesi yapılmıştır. Geometri. Atatürk bu kitabı ölümünden 1,5 yıl önce 3. Türk Dil Kurultayı'ndan hemen sonra 1936-1937 yılı kış aylarında Dolmabahçe Sarayı'nda kendi eliyle yazmıştır. Atatürk Arapça ve Farsça terimlerle dolu ders kitaplarının öğrenciler açısından öğrenimi geciktireceğini düşünmüştür. Yaklaşan Dünya Savaşı. 1. Dünya Savaşı sonuçları itibariyle birçok devleti etkilemiş büyük bir savaştır. Savaş sonunda galip devletler, mağlup devletlerle şartları çok ağır antlaşmalar imzalamışlardı. İngiltere ve Fransa'nın başını çektiği İtilaf Devletler Grubu, Almanya, Avusturya, Macaristan ve Osmanlı gibi devletlerle çok ağır şartlar içeren antlaşmalar imzaladı. Bu koşulları yıllar sonra değerlendiren Mustafa Kemal, sürecin yeni bir savaşa neden olabileceğini tahmin etmiştir. Atatürk ömrü boyunca yurtta barış, dünyada barış ilkesini savunmuştur. Atatürk'ün imzalanmasında liderlik ettiği Sadabat Paktı ile Balkan Antantı, bölge ve dünya barışı için atılmış büyük adımlardır. Atatürk'ün 2. Dünya Savaşı öncesindeki görüşleri.
dünya politikasıyla yakından ilgilenen ve özellikle Avrupa'da gelişen olayları dikkatle değerlendiren Atatürk, yeni bir dünya savaşının çıkacağını yıllar öncesinden görebilmişti. Daha 1932 yılında ABD Generali MacArthur'la yaptığı bir görüşme sırasında Almanya'nın İngiltere ve Rusya hariç bütün Avrupa'yı işgal edebilecek bir orduyu kısa zamanda kurabileceğini ve savaşın 1940-1946 seneleri arasında başlayacağını belirtmiştir. Ayrıca Atatürk, Amerika'nın 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi ileride çıkabilecek bir savaşta da tarafsız kalmayacağını ve Almanya'nın ancak Amerika'nın müdahalesiyle yenilebileceğini söylemiştir. Ayrıca Atatürk, devletler arasındaki sorunlara barışçıl çözümler getirilmedikçe savaşın yakın bir tarihte çıkacağını söylemiştir. Bu konuda Avrupa devlet adamları önemli politik sorunları her türlü bencillikten uzak ve tam bir iyi niyetle ele almazlarsa korkarım ki felaketin önü alınamayacaktır demiştir. Atatürk'ün bu görüşlerinin hepsi ileride aynen gerçekleşmiştir. Atatürk 1935'te milletlerin aralarındaki anlaşmazlıkların ortadan kalkması, medeni insanlığın başlıca dileği olmalıdır diyerek milletler arasındaki sorunların barış yoluyla çözümlenmesinde tüm milletlerin katkısının önemini vurgulamıştır. Eğer savaş bir bombanın patlaması gibi birdenbire çıkarsa, milletler savaşa engel olmak için silahlı kuvvetlerini ve mali güçlerini saldırgana karşı birleştirmekte tereddüt etmemelidir diyerek bir saldırı karşısında milletlerin çabuk ve etkili önlem almasını istemiştir. O, barışın korunmasına verdiği önemi bu sözleriyle belirtmiştir. Atatürk, İtalya ve Almanya'nın izledikleri dış siyaseti hatalı buluyordu. O, İtalya'nın Habeşistan'a saldırmasını yeni bir savaşın başlangıcı olarak görüyordu. İtalya'nın saldırgan politikasını onaylamıyordu. Ayrıca Almanya'nın ırkçı bir politika izleyerek Avrupa'yı egemenliği altına almaya çalışmasını da tehlikeli görüyordu. 1937'de 2. Dünya Savaşı'nın çıkıp çıkmayacağı konusundaki düşüncesini soran Amerikalı gazeteciye, İtalya'nın Habeşistan'a saldırmasıyla bu savaşın zaten başladığını söylemiştir. Atatürk 1938'de ise çok geçmeden Avrupa'da bir fırtına kopacak, bu müthiş fırtına dünyanın her tarafına yayılacak ve insanlık bir savaş felaketinin bütün kötülükleriyle bir daha karşılaşacaktır diyordu. Bu tehlikeli durumda tarafsız kalmak, savaşa katılmamak, barış içinde yaşamaya çabalamak bizim için hayati önem taşımaktadır sözü ile de Türkiye'nin savaş karşısında izlediği politikayı çok önceden belirlemiştir. Atatürk 1938 yılında hasta yatağında Afet İnan'a şu sözleri not ettirmiştir. Devletler 2. Dünya Savaşı'na hazırlanıyor. Biz bu durumda iki konuya önem vermeliyiz. Birincisi, Doğu ve Batı komşularımız olduğu gibi öteki devletlerle kurduğumuz anlaşmaları güçlendirmek. İkincisi ise yurdumuzun ekonomik durumunu geliştirmek ve bu bakımdan ekonomik planlarımızı uygulamaktır. Ayrıca bir dünya savaşı olacaktır. Bu savaş sonucunda dünyanın durumu ve dengesi baştan başa değişecektir. İşte bu devre halinde başımıza büyük felaketlerin gelmesi mümkündür demiştir. İkinci Dünya Savaşı öncesi 12 adayı elinde bulunduran İtalya'nın saldırgan politikalar izlemeye başlaması Atatürk'ü endişelendirmiştir. Ülkenin güvenliğini güçlendirmek isteyen Atatürk, milletler cemiyetine başvurarak Boğazlar üzerindeki Türk egemenliğinin güçlendirilmesini istemiştir. Bu başvuru üzerine Boğazlar üzerindeki egemenlik hakkı ile silahsız bölgenin hakimiyeti de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne devredilmiştir. Türkiye bu başarı ile Boğazlar üzerindeki tam bağımsızlığını garanti altına almıştır. Almanya'nın saldırgan siyaseti nedeniyle büyük bir dünya savaşının çıkması artık kaçınılmazdı.
1939 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın başladığında İsmet İnönü Cumhurbaşkanı'ydı. İsmet İnönü de ülkeyi bu savaşın dışında tutabilmek için gayret gösterdi. Savaşın iki cephesi vardı. Mihfevre Müttefik Devletler. Bu iki grupta coğrafi ve stratejik olarak önemli bir konuma sahip olan Türkiye'nin kendi yanlarında yer alması için baskı yapıyorlardı. Tüm şiddetiyle devam eden İkinci Dünya Savaşı milyonlarca insanın ölmesine neden olmuş, birçok ülkeyi ekonomik olarak bitirme noktasına getirmiş, büyük bir savaş olarak tarihe geçmiştir. Türkiye bu savaşın bataklığına girmemek için savaşın son bulduğu yıllara kadar mücadele etmiştir. İkinci Dünya Savaşı. Müttefik Devletler. Fransa, ABD, İngiltere, Birleşik Krallık ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Mihver Devletler. Almanya, İtalya ve Japonya. Müttefik devletler Almanya'yı etkisiz hale getirebilmek için Türkiye'den sürekli taleplerde bulunuyor, Türk hükümetini savaşa çekebilmek için ellerinden gelen her baskıyı yapıyorlardı. Müttefikler 1943 yılında Adana ve Kahire'de düzenledikleri konferanslarda Türkiye'yi savaşa çekebilmek için çeşitli planlar devreye sokuyorlardı. Müttefiklerin artan baskıları karşısında Türkiye bazı şartlar karşılığında savaşa girmeyi kabul etti. Türkiye 1944'te müttefikler ile imzalanan usul gereği Almanya ile siyasi ilişkilerini kesti. 4-11 Şubat 1945'te ABD, İngiltere ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Yalta Konferansı'nı düzenlediler. Bu konferansta müttefikler Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmeyen hiçbir devletin savaş sonunda kurulacak gelecek oluşumlarda söz sahibi olamayacağını ilan ettiler. Bu gelişme üzerine Türkiye 23 Şubat 1945'te Almanya'ya savaş ilan etti. Bu savaş ilanı uygulamada olmayan sadece kağıt üzerinde olan bir durumdu. Türkiye bu hamlesiyle savaş sonunda San Francisco Konferansı'na katılarak Birleşmiş Milletler'in kurucu üyeleri arasında yer aldı. Birleşmiş Milletler San Francisco Konferansı 1945. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi. 1945 yılına gelindiğinde başını Almanya'nın çektiği Mihver Devletler grubu 2. Dünya Savaşı'ndan yenik olarak çıktı. ABD'nin bu savaşa dahil olması dengeleri bir anda değiştirmiş, müttefik devletlerin elini güçlendirmişti. Mihver Devletler grubundan olan İtalya, savaşta ilk önce teslim alınan ülkedir. Daha sonra Fransa toprakları Alman işgalinden kurtarıldı. Savaşa son noktayı koyan gelişme ise 1945 yılında ABD'nin iki kez Japonya'ya atom bombası atması ile yaşanmıştır. Bu gelişme sonrası Japonya'da yüz binlerce insan öldü. Atom bombasının atıldığı Hiroşima ve Nagasaki şehirleri yerle bir oldu. 14 Ağustos 1945'te Japonya teslim olduğunu dünyaya duyurdu. Bu gelişmeyle 2. Dünya Savaşı resmen bitmiş oldu. Savaş sonunda Mihver Devletler çok ağır yaptırımlar içeren antlaşmalar imzalayarak bu savaşta yenildiklerini kabul ettiler. Japonya'ya atılan atom bombası sonrası 1945. İkinci Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye etkileri. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na bizzat girmemiş olsa da savaşın olumsuz etkilerinden savaşa giren devletler kadar etkilenmiştir. Bu savaş 1939 yılından 1945 yılına kadar sürmüş, milyonlarca insanın ölmesine neden olmuş büyük bir savaştır. Türkiye'de siyasi, ekonomik ve sosyal olarak bu savaştan etkilenmiştir. Türkiye savaşın sürdüğü dönemlerde dünyada etkili olan ekonomik sıkıntılara karşı ciddi tedbirler almıştır. Alınmış olan bu tedbirler ise ülke içinde bazı sıkıntıların yaşanmasına neden olmuştur. Türkiye coğrafi konumu nedeniyle savaş döneminde müttefik ve mihver devletler tarafından kendi yanlarında savaşa girmesi konusunda zaman zaman zorlanmış, bu nedenle Türkiye maddi olarak zorluklar çekmiştir.
Savaş döneminde Türkiye ve diğer ülkeler bütçelerini savunma ihtiyacına ayırdıkları için ekonomi, sanayi, tarım ve diğer alanlarda üretim düşmüştür. Üretim düştüğü için temel gıda maddelerinde sıkıntılar yaşanmıştır. Ülkenin bazı yerlerinde kara borsacılık olaylarının yaşanması üzerine 1940 yılında Milli Korunma Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun ile üretim, dağıtım ve tüketim devletin kontrolü altına alınmıştır. Ülke genelinde bazı gıdalarda sıkıntılar yaşanmaya başlanınca Ocak 1942'den itibaren ekmek, un, şeker ve et gibi ürünlerde karne uygulaması başlatıldı. Bazı yerlerde ürünlerini yüksek fiyatla satan ve yüksek gelir elde edenlerden varlık vergisi kanunu ile vergi alınmaya başlandı. Ülke genelinde 20-45 yaş arasındaki erkeklerin silah altına alınması sonucu genç nüfus azaldı. Tarımsal üretim düştü. Bilimsel tarım teknikleriyle üretimi desteklemek için 1940'da köy enstitüleri açıldı. Masrafları köylü üzerinden karşılanan köy enstitüleri artan tepki üzerine öğretmen okulları olarak dönüştürülmüştür. Savaş dönemlerinde hava saldırılarına önlem almak amacıyla gençleri yerleşim yerlerinde karartma ve sokağa çıkma yasağı uygulamaları getirilmiştir. Akpınar Köy Enstitüsü. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru dünyada ve Türkiye'de bazı demokratikleşme hareketleri yaşanmıştır. İkinci Dünya Savaşı öncesi İtalya ve Almanya'nın baskıcı rejimleri nedeniyle uluslararası siyasi tansiyon yükselmiş, bu olumsuz durum savaşa ortam hazırlamıştı. Bu durumun tekrar yaşanmaması için uluslararası platformda demokratik yapıdaki yönetimlerin güçlenmesi için gerekli adımların atılmasına karar verildi. Türkiye'de, dünyada esen bu demokratikleşme hareketine uyum sağlamak için çok partili siyasi hayata geçiş için adımlar atmaya başladı. Demokrasi yolunda atılan adımlar. Türkiye, Cumhuriyet sonrası çok partili siyasi hayata geçebilmek için iki kez teşebbüste bulunmuş fakat başarılı olamamıştı. Yaşanan olumsuzluklar üzerine çok partili siyasi hayata geçiş denemesine uzun bir süre ara verilmiştir. Rusya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sıcak denizlere inebilmek için boğazlara sahip olabilmeyi sürekli hedeflemiştir. Rusya bu tarihi amacını gerçekleştirebilmek için 19. ve 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'ni daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit etmiştir. Türkiye bu durumdan kurtulabilmek için demokratik rejimlere destek olacaklarını açıklayan ABD ve Avrupa devletleri ile işbirliğine açık olduğunu duyurdu. Adnan Menderes çalışırken. Türkiye 2. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası tek partili siyasi rejimle yönetiliyordu. Bu durum Batı için olumlu bir durum değildi. Batı ile iyi ilişkiler kurabilmek ve ülke içinde demokrasiyi geliştirebilmek için çok partili rejime geçmek gerekiyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın neden olduğu ekonomik sıkıntı Türkiye'yi de fazlasıyla etkilemişti. Bu dönemde yönetimde tek başına bulunan CHP aldığı sıkı ekonomik tedbirler nedeniyle ülke içinde sık sık eleştiriliyordu. CHP yönetiminin uygulamış olduğu ekonomik politikaları eleştirecek, yanlışlarını söyleyecek bir muhalefet partisi yoktu. Mecliste toprak reformu yasası görüşülürken Aydın milletvekili olan Adnan Menderes'in görüşülen yasa tasarısını sert bir dille eleştirmesi parti içinde derin tartışmalara neden olmuştu. Bu olay Adnan Menderes'in ön plana çıkarak daha çok tanınmasına ortam hazırlamıştır. 1945 yılına gelindiğinde ise Adnan Menderes, Celal Bayar, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan CHP milletvekilleri oldukları halde parti içinde bazı talepleri ortaya attılar. Tarihe dörtlü tahrir diye geçen bu hareket sonrası dört milletvekiline parti içinde muhalefet yapmayınız, kendiniz bir parti kurup öyle yapın istediklerinizi diye bir öneri sunuldu. 22 Eylül 1945'te CHP içinde tartışmalar tüm hızıyla devam ederken Nuri Demirbağ adlı iş adamı Milli Kalkınma Partisi adıyla bir parti kurdu. Bu parti Atatürk'ün vefatından sonra Türkiye'de kurulan ilk siyasi oluşumdur.
Dörtlü Tahrir, Celal Bayar, Adnan Menderes, Mevfuat Köprülü, Refik Koraltan. Milli Kalkınma Partisi dün törenle açıldı. Parti Umumi Katibi, Cumhurbaşkanımızı teşekkür edecek bütün partilere müzaharete davet ediyor. 7 Ocak 1946'da yukarıda anlatılan 4 milletvekili önderliğinde Demokrat Parti kuruldu. Celal Bayar partinin genel başkanlığına seçildi. Demokrat Parti'nin kuruluşu sonrası ülkede onlarca siyasi parti kuruldu. Bu partilerle birlikte 21 Temmuz 1946'da Cumhuriyet tarihinin ilk çok partili seçimi yapıldı. Bu seçim açık oy gizli sayım yöntemiyle yapıldığı için adil bir yöntem olmamakla birlikte ülkede demokrasinin gelişmesi adına olumlu karşılandı. Adnan Menderes halka seslenirken. Seçim sonucunda CHP 390, Demokrat Parti 65, Bağımsızlar ise 7 vekille meclise girdiler. 1946 seçimlerinde CHP seçimleri kazanarak 390 vekille meclise girmişti. Bu seçim Türkiye içinde bazı ilklerin başlangıcı olmuştu. Millet iradesi tamamen olmasa da sandığa yansımış, muhalefet partileri ilk kez mecliste yer almıştı. Bu tarihten sonra Türk siyasetine uzun bir dönem yön veren, yaptığı icraatlarla birçok yeniliğe imza atan demokrasi şehidi Adnan Menderes'i daha yakından tanıyalım. Adnan Menderes 1899 yılında Aydın'da doğdu. Asıl adı Ali Adnan Ertekin Menderes'tir. Anne ve babasını küçük yaşta kaybetti. Onu anneannesi büyüttü. Tahsil hayatına İzmir İttihat ve Terakki Mektebi'nde başlayan Adnan Menderes, Kızılçulu Amerikan Koleji'nde okurken misyonerlerle başı derde girdiği için çeşitli makamlara müracaat etti. Müracaat ettiği makamların birinin başında Celal Bayar vardı. Bayar'la böyle tanışmış oldu. 1931 yılında CHP Aydın milletvekili seçildikten sonra ise Ankara Hukuk Fakültesi'ne girerek 1935 yılında mezun oldu. Yedek subay eğitimi almasına karşı 1. Dünya Savaşı'na sıtma hastalığına yakalandığı için katılamayan Menderes, Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği başarılardan ötürü İstiklal Madalyası almaya layık görüldü. İzmir'in ünlü ailelerinden Evliyazade Fatma Berin Hanım ile 1929 yılında evlendi ve Yüksel, Mutlu, Aydın olmak üzere 3 oğlu oldu. Adnan Menderes ve Evliyazade Fatma Berin Hanım. 16 Mayıs 1945'te Toprak Kanunu tasarısını protesto etmesinden dolayı Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan yaptıkları muhalefet nedeniyle partiden atıldılar. Bu olaylar 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'nin kurulmasına sebep oldu. Menderes Demokrat Partisi aracılığı ile Kütahya Milletvekili olarak tekrar meclise girdi. Beyaz Devrim olarak adlandırılan 1950 seçimlerinde hilesiz hurdasız olarak DP Genel Başkanlığına seçildi. 10 yıl başkanlık etti. Bu 10 yıllık sürede Türkiye için önemli olayların gerçekleştiği yıllardan biridir. Sanayileşme ve şehirleşme hamlesi başladı. Köye makine girdi, ulaşım, enerji, eğitim, sağlık, sigorta ve bankacılık yeniden başladı. Türkiye kalkınma kavramıyla tanıştı. 27 Mayıs 1960 tarihinde yapılan askeri darbeyle iktidardan indirildi. Yassı adaya hapsedildi. Milli Birlik Komitesi tarafından kurulan Yüksek Adalet Divanı'nca idama mahkum edildi. Yassı adada tutuklu bulunduğu sırada çeşitli işkencelere maruz kaldı. 17 Eylül 1961 tarihinde İmralı Adası'nda idam edildi. Ölümünden yıllar sonra naaşı 17 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da yaptırılan anıt mezara nakledildi. Adnan Menderes'in idamı ve anıt mezarı. 7. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları. Soru 1. Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı anıt kabire hangi yıl nakledilmiştir? A. 1938, B. 1940, C. 1953, D. 1957. Doğru cevap C. 1953.
Soru 2. Atatürk'ün ölümü yalnız Türk milleti için değil, onun benzerine çok muhtaç olan bütün Doğu milletleri için de bir büyük kayıptır. 1938 yılında Suriye'nin Ekabil gazetesinde Atatürk'ün ölümü üzerine yazılan bu söz aşağıdaki hangi kavramı işaret etmektedir? A. Bağımsızlık, B. Siyasi kalkınma, C. Modernleşme, D. Kültürel birliktelik. Doğru cevap A. Bağımsızlık. Soru 3. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938 yılında vefatı sonrası Cumhurbaşkanı olarak aşağıdakilerden hangisi seçilmiştir? A. Fevzi Çakmak, B. Kazım Karabekir, C. İsmet İnönü, D. Celal Bayar. Doğru cevap C. İsmet İnönü. Soru 4. Mustafa Kemal bir kurmay subay olarak teorik bilgilere önem vermekte ancak askeri tatbikat ve manevralardan sadece katılanların yararlanmasını yeterli görmemektedir. Bu yüzden 10 gün süren bu tatbikat sırasında tuttuğu gözlem notlarını, hazırlanan meseleleri ve komutanların yaptıkları eleştirileri yazmış bol kroki ile küçük bir broşür haline dönüştürmüştür. Eser 12 Eylül 1909'da tamamlanmıştır. Yukarıda hakkında bilgi verilen eser Mustafa Kemal'in hangi kitabını anlatmaktadır? A. Nutuk, B. Geometri, C. Cumalı Ordugahı, D. Bölüğün Muharebe Eğitimi. Doğru cevap C. Cumalı Ordugahı. Soru 5. Atatürk bu kitabı ölümünden 1,5 yıl önce 1936-1937 yılı kış aylarında Dolmabahçe Sarayı'nda kendi eliyle yazmıştır. Atatürk Arapça ve Farsça terimlerle dolu ders kitaplarının öğrenciler açısından öğrenimi geciktireceğini düşünmüştür. Yukarıda hakkında bilgi verilen eser Mustafa Kemal'in hangi kitabını anlatmaktadır? A. Geometri, B. Takımın Muharebe Talimi, C. Taktik Tatbikat Gezisi 1, D. Birinci Tabiye Meselesinin Halli. Doğru cevap A. Geometri. Soru 6. Dünya politikası ile yakından ilgilenen ve özellikle Avrupa'da gelişen olayları dikkatle değerlendiren Atatürk, yeni bir dünya savaşının çıkacağını yıllar öncesinden görebilmişti. Yukarıdaki ifade Atatürk'ün hangi kişisel özelliğiyle ilişkilendirilebilir? A. Kararlılığıyla, B. İleri görüşlülüğüyle, C. Çalışkanlığıyla, D. Planlı olmasıyla. Doğru cevap B. İleri görüşlülüğüyle. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında gösterilemez? A. Savaşı demokrasiyi savunan ülkeler kazanmıştır. B. Savaş sonrası Birleşmiş Milletler Cemiyeti kurulmuştur. C. Devletler arasındaki ekonomik rekabet son bulmuştur. D. Mihver devletler savaşı kaybetmiştir. Doğru cevap C. Devletler arasındaki ekonomik rekabet son bulmuştur. Soru 8. Aşağıdaki devletlerden hangisi müttefik devletler grubunda yer almaz? A. Fransa, B. İngiltere, C. ABD, D. İtalya. Doğru cevap D. İtalya. Soru 9. 1940 yılında çıkarılan Milli Korunma Kanunu ile aşağıdakilerden hangisi uygulamaya konulmuştur? A. Üretim, dağıtım ve tüketim devletin kontrolü altına alınmıştır. B. Milli savunmaya öncelik verilmiştir. C. Ülkeye yurt dışından mal alımı yasaklanmıştır. D. Yabancı sermayenin ülkeye girişi yasaklanmıştır. Doğru cevap A. Üretim, dağıtım ve tüketim devletin kontrolü altına alınmıştır. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi dörtlü tahrir diye isimlendirilen oluşumun içinde yer almaz? A. Adnan Menderes, B. Fuat Köprülü, C. Refik Koraltan, D. İsmet İnönü. Doğru cevap D. İsmet İnönü. Soru 11. Cumhuriyet tarihinin çok partili ilk seçimi kaç yılında yapılmıştır? A. 1940, B. 1946, C. 1948, D. 1950. Doğru cevap B. 1946.
Soru 12. 1950 ile 1960 yılları arasında Türkiye'yi hangi siyasi parti yönetmiştir? A. Cumhuriyet Halk Partisi B. Demokrat Parti C. Milli Kalkınma Partisi D. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Doğru cevap B. Demokrat Parti. Sınavınızda başarılar dilerim. Abone olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.